Evet saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz kameramanımız Mehmet. Kum saatini gördüğüne göre Cimi'de grafiğimiz var sırada. Ekonominin ekonomimizi kesemizi etkileyecek açıkçası. 5 derin ekonomik gelişme başlığıyla attım grafiği. Çünkü bu gelişmelerin her biri önümüzdeki süreçte ayrı ayrı önem arz ediyor. Şöyle biraz birinci maddeden başlayalım yaklaşarak. Efendim her şeyden önce hani meşhur bir atasözümüz var. Bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar meselesi. Geçtiğimiz hafta içinde açıklanmıştı bu veri. Bir yabancı kuruluş ama sözüne itibar edilir bir kuruluş. Türkiye'de servetin %5'inin sahibi olan kesim, yani %5'lik dilim, diğer kalan %95'in toplam servetini tartacak kadar bir gelire sahip açıkçası. Bu tabii Türkiye'deki ekonomik problemlerden bir tanesini kapsıyor. Bu açıdan bu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum çünkü... Toplumsal gelir adaleti sağlanırsa ancak tam anlamıyla e, huzura ermiş olacağız. Şimdi efendim bir diğer önemli mesele kiracıların meselesi. E, rakamlara baktım bunlar e, resmi verirler. İşte e, 2021 senesinde Türkiye'de kiracı sayısı, 2020 senesinde özür dilerim, %61 ev sahibi geri kalan %39 ise kiracı. Yani e, böyle bir e, denklem var. Ama 2021'e gelindiğinde, yavaş yavaş günümüze doğru gelindiğinde açıkçası son rakamı vereyim. %50 se %57 seviyesinde ev sahibinden ve %43 seviyesinde kiracıdan bahsetmek söz konusu oluyor. Kiracı deyince de tabii ki büyük şehirlerden başlayarak kira ödemek harbiden çok ciddi bir dert olduğu için en önemli meselelerden biri hiç evi olmayan kişinin kiracının dolayısıyla hep öyle değil tabii ama en azından büyük çoğunluğunun öyle olduğunu biliyoruz. Hiç evi olmayan çok kiracı var. İşte onların ev sahibi olabilmesi için bir kamu bankası kredi kampanyası gündemde. Böyle 1.20'lik faizlerle, 1.20'lik faizle çok yüksek değil bu zaman için. 180 ay vadeyle dolayısıyla ülkemizin %43'ünü ilgilendiren önemli bir ekonomik gelişmenin e, haberini vermiş olalım. Buradan kiracıların bunu takip etmesinde fayda var. Henüz detayları belli olmadı ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Dilmaz mesajını verdi. Şimdi gelelim bu haftanın önemli gelişmesine. Aslında rutin bir gelişme ama bütün piyasayı etkiliyor. Herkesi, herkesi etkiliyor. Merkez Bankası bu Perşembe yine yeni faiz kararını açıklayacak. Bakalım bu kez hangi seviyede olacak? Bir önceki ay, Temmuz ayında 17.50 seviyesinde bir faiz artışı olmuştu. Bu da tabii ki efendim e, piyasalarda aslında öngörülebilirliği artıran bir unsur. Çünkü Merkez Bankası'nın belli ki bu politikası e, işte enflasyonu düşürecek şekilde bir faiz politikası. Dolayısıyla piyasalarda bir de tedirginlik söz konusu değil. Sakin bir bekleyiş var ama Merkez Bankası'nın açıklayacağı bu karar çok önemli. Şimdi şunu da şu rakamı da söyleyeyim. 17.50 demiştik son toplantıda Temmuz ayında son %17.50'ye puan çıkarılmıştı. Faiz noktasında alınmıştı karar. Bir de güven endeksi sonuçları vardı. Onlar 1.8 azalmıştı. 2023'ün ilk çeyreğinin büyüme rakamları da, ikinci çeyreğinin özür dilerim büyüme rakamları da açıklanacak. Onlar daha çok ihracatçı ilgilendiriyor. Ama sonra tabii Eylül enflasyonuna gelecek sıra TÜİK'te olacak rakamlar. O da tabii emeklisiyle, memuruyla, işçisiyle her kesimi ilgilendiriyor. Devletin OVP kısaltması ile ifade edilen orta vadeli programı var efendim. Bu program Elbette bütçeye sirayet ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda bir açıklaması oldu. Bu konuda tüm toplumsal kesimlerin hassasiyetini gözeten bir OVP yani orta vadeli program üzerinde çalışıldığını bildirdi. Cevdet Yılmaz Planlama Otlu ve Planlama Kökenli abimle aynı dönemlerde Fatih Ünlü ile başlamış. O da Otlu Kökenli. Bütçe ve bu tür işler konusunda yani planlama her zaman orta vadeli planlardan başlayarak önemli bir kurumdur. Konulara vakıf birisi. Bütçeye tabii ki etkisi var. Bütçelerin maaşlara ve vergilere etkisi var. O da keselere etkileyecek. Dolayısıyla orta vadeli programı da takip etmek, e, önümüzü görmek açısından ekonomik manada önemli. Haberini verdik. Kur korumalı mevduatın modası hakikaten geçiyor gibi. Çünkü Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Türk lirasına yönelik bir teşvik içeriyor açıkçası. İdeal olan da elbette o. Zaten KKM denilen o kısaltmayla ifade edilen kur kolumalı mevduat meselesinin ila nihaye olmayacağı belli. Şimdi devletin planı var. Devlet her zaman plan yapar yani. Devlet Planlama Teşkilatı yeni adıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Genelde de devlet hep planlı programlı hareket eder. Vatandaş da mutlaka plan yapmalı. Devletinin planlarını bilerek plan yapmalı ve ekonomik manada bu zorlu süreçte en azından daha iyi en azından mevcutları korumak, bu, bu süreçte İngilizcesiyle survive etmek, ayakta kalmak için efendim bu planları bilmek ve bireysel plan yapmakta da fayda var. Bu tabii ki devletin planlarıyla eş güdümlü olarak onları hesaba katarak olması gerekiyor. Son olarak Türkiye'nin %33'ünü etkileyecek bir gelişmeden de bahsetmek lazım. Türkiye'de toplam 20 milyon konut var. Devletin de bu konuda çalışması var. Kentsel dönüşüm anlamında üçte bir 1'e. Oranda bir değişiklik planlanıyor olması gerekiyor. Bu da tabii ekonomiye belli bir etki olacak. E, güvenlik açısından önemli deprem gördük 6 Şubat afetinde e, çok e, büyük bir acıyla bunu tecrübe ettik maalesef. Güvenlik Ekonomi önemlidir tabi ama güvenlik her zaman ekonomiden daha önemlidir. İlk çocukluğumdan beri güvenlik ekonomi ikilemini kendi yaşadığım mahallede tecrübe etmiş bir insanım. Her zaman son tahlilde güvenlikten yana tavır koyarız ama biraz güvenliğimiz olduğunda da her zaman daha müreffeh bir hayata ulaşmayı isteriz efendim. Şimdi